Çok zarifsin, çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha sizlerle paylaşmak istiyorum ki, açılışta kullandığımız video slaytımız da daha önce Kadıköy Belediyesi'nin Anılar ve Müzik köşesinde benim için yaptığı gece için hazırlanmış bir video slaytı o. İstenilen şey şuydu o gece için, işte şairlik, bestecilik, sunuculuk, efendim, koro şefliğimizi anlatan bir video slayt hazırlanması gerekiyordu. Onu hazırlamıştık. Şimdi onun üstüne tekrar bu oldu. Şunu paylaşmak istiyorum ki yaptığınız şeylerin takdir görmesi, yüreklere dokunuyor olabilmek hakikaten çok önemli bir haslet. Elbette bu kadar güzel iltifatlar ve bu kadar gönlü güzel arkadaşlarımdan ben çok övgü dolu sözler alıyorum. Başım arşa değiyor her zaman ama ayağım yerden kesilmiyor. Çok teşekkür ediyorum size. Bir şiirle devam edeceğim. Abi yetişecek bir yer herhalde değil mi? Ama sıkılmadık değil mi? Hemen bak, evet işte bu şiirin şarkının bence gücü birazcık da. Hemen gitmek isteyeni bile tutuyor olmak. Evet, madem ki sustuklarımı duy, burada yine susmak üzerine bir şey var. Suskunum artık. Sayfa 29. Bu arada kitap alan bütün arkadaşlarım, özellikle koro arkadaşlarımın yüce gönlüne bugün sığınıyorum. Hepinizi kitabı da imzalayacağım ayrı ayrı ama özel olsun istiyorum. Böyle yalapşak bir şey yazılmış değil, size özel olsun istiyorum. Suskunum artık. Derdimi bilmezsin, derman vermezsin. Kalbimi yorma hiç, suskunum artık. Dost isen yarama şifa dilersin. Halimi sorma hiç, suskunum artık. Bir değil, bin değil hesabım şaştı. Çözümsüz mümkünsüz şu sabrım taştı. Feryadım figanım dağları aştı. Halimi sorma hiç, suskunum artık. Kavgam hep kaderle barışamadım. Yanlıştan doğruya karışamadım. Ettiğim tövbeye ulaşamadım. Halimi sorma hiç, suskunum artık. Her güne umutla kurdum saati, her güne umutla saati kurdum, tükendim aşk ile çırpınıp durdum, başımı taşlardan taşlara vurdum, halimi sorma hiç, suskunum artık. Çok yeni bir şiir, 8 Temmuz 2020. Bu arada bu kitap için ön söz yazan iki musiki adamı, iki önemli Türk müziğinde değerdir. Her zaman destekçim olan, her zaman yanında olduğunu söyleyen değerli tamburi ve koro şefi Sadun Aksüt hocama teşekkür ediyorum. Çünkü kitapta bir imzalı yazısı var. Ruhunu şiir ve musiki ile zenginleştirmiş zarif dostum Fatoş Koçarslan. Koçarslan bu kitabında da beni güzel gözlüğümü takmam lazım. Gözlerim görmüyor. Hem suskunum hem görmüyorum. Ne yapacağım? Ah. Ruhunu şiir ve musikiyle zenginleştiren zarif dostum Fatoş Koçarslan bu kitabında da beni güzel hayallere sürükledi. Ömrün şiir ve musikinin ilhamıyla süslensin sevgili Fatoş. Sevgilerim ve başarı dileklerimle kutluyorum. 24 Haziran 2018 Sadun Aksüt, tamburu bestekar ve Haliç Üniversitesi konservatuar öğretim üyesi. Önceden de İTÜ'deydi. İTÜ'de öğretim üyesiydi. Türk müziği tarihi dersleri veriyordu sevgili hocam. Bir ikinci mesajı yazan da Türk musikisinde son dönemlerde besteci kimliğiyle de öne çıkmış olan Vedat Çetinkaya'ya ait. İnşallah okuyabilirim. Sevgili Fatoş Koçarslan, yıllardır tanıdığım ve tanımaktan mutluluk duyduğum değerli bir insan. Yüreğindeki çırpıntıları şiir ve şarkılarla yoğuruyor.
inanın okuyamıyorum. Çalıyor, şarkısını söylüyor. Makamını, belki bestesini çalıyor, şarkısını söylüyor. Her geçen yıl sanat hayatına daha cesaretle, yeni başarılarla giriyor. Sunuculuğu, sahneye yakışması, düzgün diksiyonu yanında şiirleri ve besteleri radyolarda çalınıyor. Daha ne olsun? Son yıllarda koro şefliğine de başladı. Muskimize faydalı olmak için talebeler yetiştiriyor. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Yolun açık olsun sevgili Fatoş Koçarslan. Sana başarılar diliyorum. Sevgilerimle Vedat Çetinkaya. Efendim, varsa bir sorunuz alabiliriz. Buyurun, buyurun. Buyurun. Bu duygu yükleri şiirlerin yanı sıra değişik bir çalışma dikkatimi çekti. Affeder mi diye. Evet. Yukarıdan aşağı ve soldan sağa aynı dizeleri içeriyor. Evet. Mutlaka dayandığı bir neden, bir hikaye vardı böyle bir çalışmanın. Onu öğrenebilir miydi? Aa, harika. Bu çok özel bir şeydi. Çok teşekkür ediyorum bu kadar enteresan bir noktaya temas ettiğiniz için. Bizim ortak şarkılarımızın çok olduğu değerli besteci Turan Taşan'la bizim yıllardır bir mail trafiğimiz var, hiç durmaz. 25'ten fazla şarkımız zaten TRT repertuarında, ortak eserlerimiz. Bir gün telefonda konuşurken bana bir şiirden söz etti. O şiir de Yavuz Selim'in Şah İsmail'e yazarak edebiyata kazandırdığı bir şiirmiş. Ve bana dedi ki, ben bu tarzda yazılmış şiiri sadece iki kişi de gördüm. Biri Yavuz Selim, ikincisi de ismini hatırlamadığı birisine aitmiş. Özelliği ne şiirin? Bana dedi ki, hep sağ olsun, sen son yıllarda gördüğün ender derecede yetenekli ve zeka küpüsün der, hep sağ olsun, iltifat eder tabii, biraz maksadını aşıyor sözler ama. Böyle bir şiir yazabileceğini düşünüyorum. Dener misin demişti bana. Telefonu kapattım ve gerçekten aradım bu tarzda bir şiir. Nerede var, nasıl var falan diye. Sonra bana bir şekilde maillerini gönderdi. Hakikaten Yavuz Selim yazmış. Padişah Şah İsmail'e. Konu şu. Her satır, 4 satırlık bir şiir düşünüyorum. 4 satır. Her satır, kaç tane kelime kullanıyorsanız, İkinci satırınız ilk satırın ikinci kelimesiyle başlayacak. Üçüncü satır üçüncü kelimeyle başlayacak. Dördüncü satır dördüncü kelimeyle başlayacak. Aynı şekilde soldan sağa okunduğunda aynı cümle olacak. Yukarıdan aşağı okunduğunda da aynı cümle olacak. Ve bu 4 satır da kendi içinde mana bütünlüğü taşıyacak. Biz buna şiirde mana prozodisi diyoruz. Bir yazım prozodisi vardır şiirde, şarkıda. Sevgili besteciler Erol Güngör ve Cem Adalı bilecektir sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla yazım mana prozodisine de uygun olması lazım 4 satırı. Bunu o yüzden öyle yazdım. İyi ki söylediniz. Burada kitabı olan arkadaşlarıma bunu söylüyorum. İlk satırı okuyun. O yüzden hepsinin üstüne yukarıdan aşağı ve soldan sağa 1, 2, 3, 4 diye numaralar koyuyorum. Aynı şekilde satırlardan sonra sütunları da okuduğunuzda, mesela ikinci sütun ikinci satırla aynı olacak. Üçüncü sütun üçüncü satırla aynı olacak. Demek istediğimi anladınız mı bilemiyorum. Çapraz bir bulmaca gibi. Ve ben bu şiiri yazdım. Yarım saat, bir saat geçmedi gönderdim. Telefonun öbür ucunda kal galiba, şoka girdi. Sonra bu kadar şaşılacak ne vardı onu bilmiyorum ben açıkçası. Farkında da değilim, bilemiyorum. Demek ki çok güzel bir şeymiş bu. Ben de yeni fark ettiğim için bunu sizlerle paylaştım. Kitaba da dahil etme ihtiyacı duydum. Daha bir dolu şiirlerimiz var tabii, inşallah olacak önümüzde. Ömrüm vefa ettikçe kitapları yazmaya devam edeceğim. Son şövalye kalana kadar. Başka sorumuz var mı bilemiyorum. Söyleşi dedik, bir şeyler dedik. Özen Bey, efendim Balparmak Balları'nın yönetim kurulu başkanı Özen Altıparmak, hoş geldiniz.
Sorumuz var mı başka, yoksa bir şarkıyla devam edip sonra sonlandıralım mı, ne dersiniz? Bahar Hanım. Efendim, soru hazırlamamış mı biliyormuşum. O halde sorun var mı? Sorun yok. Peki. Var mı? Bir şey sorabilirim ben. Başlarda çocuklarla gider olmadığımız bilmem ne, o sırada bir fırtına misali. Yani ben tabii ki bu konuda hiç, yani çok dışındayım konu. Düşünürüm ki yani bir ilham olacak, bir şey olacak, o beste yapılacak ya da şiir okunacak, yazılacak. Demek ki yani o an diyorsunuz bir CD kafama dönüyor. Evet. Ben onu anlayamıyorum yani. İşte ben de orayı anlayamıyorum. Yani bir süre kadar, bir yaşımıza kadar hani hisseder, şair, yahut da besteler, onu beste yapar. Değil mi yani? Çocuklar var. Hayır, güzel çocuklar varken ilhamı gerçekten. Yine 2006 yılı aynı yarışmadaydım. Bir başka şarkım daha oldu. Ödül aldım. Yine aynı yarışmadan iki ödül aldım. Hem birincilik ödülü hem birinci mansiyon ödülüydü. O da bir Azeri şarkı. Bilir misin kara gözlüm seni ben diye başlıyor. Tuna o zaman bebekti yani. Bildiğiniz bebek ve ikimiz şöyle uzanmışız. Ben onun hani bebeklerin gazı çıkarılıyor ya. O vaziyette bir elim böyle pış pış onun sırtında. Öbür elimle de aynen böyle koltukta uzanmış vaziyette böyle de şiir okuyorum bir taraftan. Yani elimden hiç o kitap, kalem, şubu düşmüyor. Reklama girecek ama Carrefour, Migros fişlerinin arkası bile. Bazen yolda gidiyorum, arabayı sağa çekiyorum. Hemen çantamdan bir fiş, o an onu yazmam lazım. Ya evde temizlikçi gelir de o bir şeyleri bir yerlere dağıtır falan diye aklım şaşıyor. Çünkü o dağınıklığın içinde kendime göre bir düzenim var. Her birinin arkasında bir şey yazıyor çünkü. Çıldırıyorum onlarla, bakın nasıl ömrümde yetecek mi onu da bilmiyorum toparlamaya. Bilir misin kara gözlüm, gene oğlan da kara gözlüm. Hadi ondan bir duygu alıyoruz. Ama öbürü bir yer onu ver, bir yer yazın. Bakmışım sana misali. İşte ben de o kısmı çözemiyorum. Onun bir tanıyla varsa öbür taraf gidince ben ona hesaplaşacağım. Soracağım bu nedir diye, ben niye böyle anormalim diye soracağım elbette. Efendim, var mı başka bir sorumuz? Buyurun.